Merhabalar. Projemizdeki en önemli sınıf olan nöral network sınıfının ayrıntılarına bakmaya başlıyoruz. Hemen sınıf tanımlamasını genişlettiğimde arkadaşlar oldukça kapsamlı bir sınıf olduğunu görebiliyoruz. Pek çok değişken ve metot var. Bu sebepten ötürü ben bu sınıfın bileşenlerini 3 ayrı video şeklinde sizlerle paylaşmayı uygun gördüm arkadaşlar. Bu ilk videomuzda sınıf değişkenlerini inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda private fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Son videoda da arkadaşlar sınıfın sahip olduğu public metotları göreceğiz. Şimdi bu videomuzun konusu olan sınıf değişkenlerini hemen diğerinden ayırayım ben şöyle. Evet, konumuza başlamadan önce ben birkaç hatırlatmada bulmak istiyorum arkadaşlar. Integer, size, t, double gibi temel türler dışındaki tüm değişkenlerin pointer yani işaretçi olarak tanımlanacağından daha önce çok kere bahsettim. Nöral network sınıfı içerisinde bizim kendi oluşturduğumuz sınıflardan üreteceğimiz nesneleri bol miktarda kullanacağız ve bunların her birisi pointer olarak tanımlanacak. Değişken listesine baktığımızda kendi oluşturduğumuz sınıflardan ürettiğimiz nesnelerin çok fazla sayıda olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle seçeyim ben. Son olarak log EW. Bu değişkenlerin her birisi birer pointer arkadaşlar. Çünkü bu nesneler kompleks nesneler. Bir integer gibi ya da double gibi basit veriler değil. Daha kapsamlı nesneler olduğu için bunların her birisini pointer olarak tanımlıyoruz. Birden fazla nesneyi içermesi gereken durumlarda ise dizileri kullanacağız. Örneğin burada input cell bir pointer dizisi arkadaşlar. Dizi ama bir pointer dizisi. Ya da şurada hidden cell görüyorsunuz. İki boyutlu bir pointer dizisi olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer hatırlatmam, daha önceki videolardan birinde yine bahsetmiştim. Katmanlarımızın özelliklerini saklayan sınıflarımız pattern ifadesi kullanılarak isimlendirildi. Bunlar neydi? Input layer pattern, output layer pattern ve hidden layer pattern. Bu sınıflar yapay sinir ağımızı oluşturan katmanlarımızın paternleri olarak kullanılmaktalar. Ama bu patern nesneler o katmandaki hücreleri içermiyorlar. Yani hangi katman olursa olsun hücrelerimiz patern nesnelerinden bağımsız olarak diziler içerisinde saklanacaktır. İlk olarak alt çizgi input layer pattern nesnesine baktığımızda arkadaşlar bunun haricinde bir de giriş katmanında bulunan hücreleri saklayan bir dizi olduğunu görürüz hemen altındaki satırda. Alt çizgi input cells. Burada nesnemizin türüne input cell türünde bir pointer dizisi arkadaşlar. Yani hücre nesneleri bir dizi içerisinde saklanıyor. Alt çizgi input layer pattern nesnesi içerisinde kesinlikle değil. Ya da çıkış katmanına baktığımızda arkadaşlar alt çizgi output layer pattern çıkış katmanına sahip olduğu aktivasyon fonksiyonu, toplam fonksiyonu, hücrelerin sayısı gibi bir takım bilgileri saklarken alt çizgi output cells çıkış hücrelerinin kendilerinin muhafaza edileceği dizidir. Aynı durum elbette gizli katmanlar için de geçerli arkadaşlar. Ağımızın kaç adet gizli katman barındırdığı, hangi aktivasyon ve toplam fonksiyonları kullandığı ve gizli katmanlardaki hücre sayıları gibi bilgiler alt çizgi hidden layer pattern nesnesi tarafından kontrol edilecek. Ama gizli katmandaki hücreler alt çizgi hidden cells isimli dizide saklanacaktır. Şimdi en baştan değişkenlerimizi teker teker incelemeye başlayalım. Alt çizgi input layer pattern. Input layer pattern türünde bir obje, yapay sinir ağımızın giriş katman paternidir ve biz bu nesneyi pointer olarak tanımlıyoruz. Zaten en başta da belirttim. Geliyoruz. Alt çizgi input cells. Giriş katmanındaki hücrelerin her birisi pointer olarak oluşturulacak. Bunun yanında giriş katmanında çok sayıda hücre bulunacağı için bu hücre pointerlarını saklayan bir dizi ihtiyacımız için alt çizgi input cells değişkenini kullanacağız. Yani buradaki iki yıldız tek boyutlu pointer dizisini ifade etmekte. Bir sonraki değişkenimiz alt çizgi output layer pattern çıkış katmanımızın şablonudur ve yine bir pointer nesnedir. Alt çizgi output cells output cell türünde bir pointer dizidir. Yani çıkış katmandaki hücreleri modelleyen işaretçi nesneleri saklayan bir dizidir. Geliyoruz gizli katmanlara. Alt çizgi hidden layer pattern gizli katmanlarımızla alakalı pek çok parametreyi içeren pattern nesnemizdir. Kaç adet gizli katman var? Her bir gizli katmanda kaçar adet hücre var ve bu gizli katmanların hangi aktivasyon ve toplam fonksiyonunu kullandıklarına dair bilgiler bu nesne tarafından yönetilmekte. Alt çizgi hidden cells ise bu nesnenin tanımlanmasında 3 tane yıldız karakteri görüyoruz. İlk yıldız objelerin pointer olduğunu, diğer iki yıldız ise iki boyutlu dizi olduğunu gösteriyor. Yani bu nesnemiz hidden cell türünde pointer objeleri saklayan iki boyutlu dizidir. Giriş ve çıkış hücrelerini muhafaza eden dizilerden farklı olarak iki boyutludur. Diğerleri tek boyutluydu. Bunun sebebi gizli katman sayısı birden fazla olabilir arkadaşlar. Bu ihtimalden ötürü gizli katman hücreleri iki boyutlu bir dizide saklanıyor. Ama diğer hücreler şöyle seçeyim. Onlar
tek boyutlu diziler içerisinde muhafaza edilecektir. Geçelim alta. Alt çizgi count by cell. Ağımızdaki bias hücrelerinin yani eşik hücrelerinin sayısını saklamaktadır. Bir yapay sinir ağındaki bias hücre sayısını nasıl hesaplayabiliriz? Bias hücreleri gizli katmanlar ve çıkış katmanına bağlanır. Dolayısıyla bias hücre sayısı gizli katman sayısı artı 1 olarak düşünülebilir. Geliyoruz alt çizgi bias cells. Bias hücrelerini saklayan bir dizidir. Her bir bias hücresi bias cell türünde bir pointer ile temsil edilir. Yani bu da bir pointer dizidir ve tek boyutludur arkadaşlar. Şimdi bu 8 değişkenin yapay sinir ağında ne şekilde temsil edildiklerine dair görseller üzerinden devam edelim istiyorum. Evet, örnek yapay sinir ağımız burada arkadaşlar. Giriş çıkış katmanı, 3 tane gizli katman, 4 tane de bias hücremiz var. İlk bahsettiğimiz değişkenimiz alt çizgi input layer pattern. Bu nesne içerisinde hangi bilgiler saklanıyor ya da bu nesnenin temsilcisi olduğu input layer pattern sınıfı içerisinde hangi değişkenler vardı ona bakalım arkadaşlar. İlk değişkenimiz alt çizgi count original, yani girdi bilgilerimizin sayısını biz bu nesne içerisinde saklıyoruz. Types, girdi bilgilerini dönüştüreceği tipler, binary, flake, native ve narrow tiplerinden birine döndürüyorduk hatırladığınız üzere. Limits, girdi bilgilerinin limitleri yani minimum ve maksimum değerleri arkadaşlar. Lengths, girdi bilgilerinin dönüştürüldükten sonraki uzunlukları. Buradaki uzunluktan kasıt arkadaşlar her bir bilgi kaçar adet sinir hücresiyle temsil ediliyor. Onun değerini biz lengths dizisinde saklıyor idik. Bu nesne içerisinde barındırılan bir diğer değişken de neydi? Total length arkadaşlar. Giriş katmanının toplam sinir hücre sayısını bizim bilmemiz gerekiyor idi. Dolayısıyla alt çizgi input layer pattern nesnesinin sahip olduğu bilgileri bu şekilde görmüş ve hatırlamış olduk arkadaşlar. Giriş katmanımızla alakalı gerekli bilgiler burada. Peki giriş katmanındaki hücreler arkadaşlar. Giriş katmanındaki hücreleri saklaması için biz alt çizgi input cells isimli bir diziden bahsettik az evvel. Bu dizi giriş katmanındaki hücrelerimizi içerisine barındıran bir container, bir dizi arkadaşlar. Gelelim üçüncü değişkenimize. Alt çizgi output layer pattern, çıkış katmanımızla alakalı olarak gerekli verileri içerisine barındıran nesnemiz arkadaşlar. Hangi bilgileri saklıyor ya da output layer pattern sınıfı içerisinde hangi değişkenler vardı onları hatırlayalım. Pek çok yönden input layer pattern sınıfıyla aynı özellikleri paylaşıyordu arkadaşlar. Yine count original, çıktı bilgilerin sayısı, types, çıktı bilgilerin dönüştürüleceği tipler, limits, çıktı bilgilerinin minimum ve maksimum değerleri, gerek orijinal minimum maksimum gerekse ölçeklendirilmiş minimum maksimum değerlerini saklıyordu. Lengths, çıktı bilgilerinin dönüştürüldükten sonraki uzunlukları, yani kaçar adet sinir hücresi tarafından temsil edilebiliyorlar. Ve total length arkadaşlar, çıkış katmanındaki toplam sinir hücre sayısı. Buraya kadar input layer pattern objesiyle aynı özelliklerdi ama bunlar dışında arkadaşlar çıkış katmanında biz her bir bilgi için tolerans değerlerini bilmek zorundayız. Ek olarak toplam fonksiyonu ve aktivasyon fonksiyonunu da alt çizgi output layer pattern nesnesi içerisinde muhafaza etmek durumundayız. Çıkış katmanı ile alakalı olarak hücrelerimize gelelim arkadaşlar. Çıkış katmanı hücrelerini biz alt çizgi output cells isimli dizi içerisinde saklayacağımızı söyledik. Ve gördüğünüz üzere her bir hücre ayrı ayrı sıralanarak bu dizi içerisinde bulundurulacaktır. Giriş ve çıkış katmanlarını bitirdik. Şimdi geliyoruz gizli katmanlara arkadaşlar. Alt çizgi hidden layer pattern objemiz. Bu objemiz neleri temsil ediyor? Şöyle seçmiş olduğum alandaki tüm gizli katmanların sahip olduğu özellikleri barındırıyor arkadaşlar. Hangi bilgilerin bulunması gerekiyor? Alt çizgi count layer, yani gizli katmanların sayısı. Alt çizgi count cell, gizli katmanlardaki hücre sayıları. Sum funks, her bir gizli katmanın sahip olduğu toplam fonksiyonları. Benzer şekilde yine gizli katmanların aktivasyon fonksiyonları. Pattern objemizden sonra gizli katman hücrelerini sakladığımız alt çizgi hidden cells isimli iki boyutlu bir pointer dizimiz vardı arkadaşlar. Da iki boyutlu olmasının sebebini görsellerden görüyorsunuz. Her bir katmanda birden fazla hücre var. Bunun yanında birden fazla da katman olduğu için alt çizgi hidden cells isimli dizimiz iki boyutlu olmak zorunda. Geliyoruz alt çizgi count by cell, yani bias hücrelerimizin sayısı. Örneğimizde 4 tane bias hücresi görüyoruz arkadaşlar. Hesaplama için ne demiştim? Gizli katman sayısı artı 1. Bizim 3 tane gizli katmanımız var. Dolayısıyla bias hücremizin sayısı da bu örnek için konuştuğumuzda 4 olacaktır arkadaşlar. Peki bu bias hücrelerini biz nerede saklıyorduk?
alt çizgi By Cells isimli dizi içerisinde hücre nesnelerini muhafaza edebiliyor idik. Böylelikle katmanlarımızı ve hücrelerimizi temsil eden değişkenlerimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Değişkenlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Sonraki iki değişkenimiz arkadaşlar alt çizgi lambda ve alt çizgi alfa. Ağın eğitiminde kullandığımız lambda ve alfa katsayılarını tutacak olan değişkenlerdir. Hemen onun altında epoch yine ağın eğitimiyle ilgili olarak kaç epoch adımı boyunca eğitildiği bilgisini bu değişken içerisinde saklayacağız. Son 3 değişkenimiz arkadaşlar dosyalama işlemleriyle alakalı nesnelerimiz bunlar. İlk nesnemiz de alt çizgi log EW. Log EW sınıfını inceledik. Ağın tabi tutulduğu eğitimlere dair ağın sahip olduğu özellikler, hesaplanan toplam hata ve güncellenen ağırlık sayıları gibi değerleri bir dosya içerisinde kayıt edip görüntüleyebilmemizi sağlayan bir nesnedir arkadaşlar. Sonraki değişkenimiz alt çizgi parameters file. Ağımızı ilk oluşturduğumuz andan itibaren ağın sahip olduğu tüm özellikleri bir dosya içerisine kaydediyoruz. Farklı zamanlarda ağa erişebilmemiz gerekecek elbette. İşte yapay sinir ağımızın tüm parametrelerin saklandığı dosyanın ismi bu değişken içerisinde saklanacak. Bu dosya ağın katmanları, hücre sayıları, dönüştürülen veri tipleri gibi aklımıza gelebilecek tüm detayları içerecek arkadaşlar. Bu dosya neydi? Önceki videomuzda bakmıştık arkadaşlar. Şöyle benim masaüstüm açayım ben yine. Ben bir yapay sinir ağı tasarladığımdan ve bu ağ ile alakalı 4 tane dosya olduğundan bahsetmiştim. Bunlardan ilki şu YSA olarak isimlendirilmiş dosyaydı arkadaşlar. Yapay sinir ağımızla alakalı bütün detaylar bu dosya içerisindeydi. İşte az önce bahsettiğim değişken bu dosyanın ismini saklayacak arkadaşlar. Burada dosyamızın ismini YSA. YSA ifadesini string olarak bir değişken içerisinde saklamamız gerekiyor. Ve o değişkenin ismi de arkadaşlar parameters file. Yani parametrelerin bulunduğu dosyanın ismini biz bu string objede saklayacağız arkadaşlar. Son değişkenimize geliyoruz. Separatör. Bahsettiğimiz dosyaların içerisinde yüzlerce, binlerce hatta on binlerce değer saklanabilecektir. Bu değerleri listelemek, birbirinden ayırabilmek amacıyla bir ayırıcı karaktere ihtiyacımız var. Yığınla bilgiyi ard arda saklarken aralarına koyacağımız ayırıcı karakteri bu değişkenimizle ifade edeceğiz. Bu karakter virgül olabilir, noktalı virgül olabilir, space olabilir, pipe karakteri olabilir. Artık hangisi ise o değeri arkadaşlar bu değişken içerisinde muhafaza edeceğiz. Benim yine önceki videoda verdiğim örnekler arkadaşlar bu karakter space karakteriydi. Bakın şöyle ben yapay sinir ağı dosyasını açsam. Bakın burada bir sürü değer var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu değerlerin arasındaki ayırıcı karakter ne? Şöyle birkaç tanesini seçeyim. Space karakteri arkadaşlar. Ben space karakteri olarak belirlemişim. Bunun yerine başka bir karakter de belirleyebilirdik. Her bir değeri diğerinden ayırmak adına kullandığımız ayırıcı karakter bu örnek için space karakteri olarak belirlenmiş. Dolayısıyla o örnek için düşündüğümüzde buradaki alt çizgi separatör değişken arkadaşlar space karakterini içerisinde barındıracaktır. Son değişkenimizle birlikte artık bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda bu sınıf içerisinde bulunan private fonksiyonlara bakacağız. Sonrasında da public fonksiyonlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.